Günaydın. Rüzgarlı bir Balıkesir sabahından herkese selam. Şimdi kendime bir ayılma kahvesi yaptım. Bugün videom yayınlanacak. Onunla ilgili halletmem gereken bir iki iş var ve bugün günlerden pazar. O yüzden haftanın planlamasını yapacağım ve sonrasında şu an saatimiz 10.30. Biraz erken uyandım beklediğimden. Dün yol yorgunuyduk. Siz bir önceki videoyu izleyeceksiniz zaten bugün. Ben onun işlerini hallediyor olacağım. Ve onun yorgunluğunu anca atıyoruz. Burak'a seslenmeyeceğim. Dinleyebildiği kadar dinlensin. Sonrasında beraber kahvaltı yapacağız. Aslında dışarıda kahvaltı yapalım demiştik. Bugün halletmemiz gereken çok fazla da iş olduğu için aynı zamanda. Çünkü bugün tatilimizden bir önceki gün. Halide annemler şu an tatilde. Ablamlar, Burak'ın teyzeleri, Ankara'daki teyzeleri. Hep beraber şu anda Gümüldür'deler. Gideceğiz. Aile tatilimizde. Dün başladı onların. Biz de arkadaşımızın düğünü olduğu için pazartesiden gideceğiz ve toplamda 3 gece kalacağız. Bugün sizinle beraber valizimi hazırlayacağız. Burak'la beraber hazırlayacağız daha doğrusu. Bu sefer daha minimal takılmayı düşünüyorum. O yüzden şimdi yanımda götürmek istediklerimi, valize neler koymam gerektiğini hepsini planlayacağım. Bugün onu beraber hazırlarız. Şu an çamaşırlarım yıkanıyor. Evin son işlerini beraber hallederiz. Akşam düğüne de sizinle beraber hazırlanırız. Hızlı bir şekilde çok sıkıcı olmadan böyle neler yaptığımı göstereyim. Çünkü evde hazırlanacağım. Saçımı maşa yaparım ya da wak maşası yapacağım büyük ihtimalle. Artık ona birlikte karar veririz. Şimdi ben şu kahvemi bir içeyim. Çünkü kahve hem bir tık daha tok tutuyor. Şu an saat 10.30. Bir şeyler atıştırabilirim ama kendimi de tıkamak istemiyorum. Kahve bir süre tutuyor zaten. Ve şu sabah kahvesi gerçekten direkt ayıltıyor. Yorgun hissetmiyorum ama. Dün erkenden uyumayı tercih ettim. İşlerimi tamamen bitirmek yerine. O yüzden bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hepinize iyi seyirler. Şu kahvemi içeyim zaten full enerjiyle büyük ihtimalle geri dönüyor olacağım aranıza. Tamam, Burak uyandığında büyük ihtimalle tekrar buluşuruz sizinle. İnanılmaz sıcak. Şimdi şu alttakiyle beraber ikisini kurutmayacağım. Çünkü ikisi de az azdı ama Burak'ın da yanında götürecekleri var. O yüzden yıkayalım dedi. İkisini beraber şimdi kurutmaya atıyorum. Normalde biliyorsunuz yazın ben dışarı asmayı daha çok seviyorum. Ama şimdi hemen kurusun ve ütülemem gerekiyor. Akşam düğün olduğu için çünkü yetiştiremem. İkisini beraber böyle biz kahvaltı yaparken bunlar kurur. Sonra çıkarıp hemen ütüleri hallederim. Birazcık bu yıkanırken zaten 40 dakikalık bir programdı. O arada ben de hem giyinme dolabımı düzenledim. Düzenlemişken de yanımda götüreceklerimi hallettim. Şimdi şöyle 2 saatlik programımı başlattım. Bunlar kururken şimdi Burak uyandı tam zamanında. Ben de işlerimi bitirmiş oldum. Dediğim gibi hazırlayacağız. Ben çoğu şeyi çıkardım bu sefer. Direkt yine kombinleyerek alacağım yanıma. Şimdi hızlıca şu yatağı toplayayım. Ondan sonra kahvaltımızı yapalım. Burak zaten şimdi hazırlamaya gitti. Şimdi valiz hazırlığına geçebiliriz. Hadi o zaman. Başlıyoruz. Görünce alışveriş yaparız. Ne reçeli istersin? Bir tane de reçel koyayım. Ne var? Ben onu alıramadığım için. Bu arada, öyle mi? O yüzden bir tık erken gideceğiz. 7.30. Yani 7 yazmışlar da. Şimdi bizim çocuklarla haberleşiriz, hep beraber gideriz daha. Bakın. Tam ayarlamışız ya alışverişimizi bile gerçekten. Böyle de peynirlerde. Gelene kadar kötü olmaz. Kampanyadan dönerken aldıklarımız değil mi? Evet. Bodrum da tutuyorum bozulmasın diye işte. İşte ablamlar da 9'da gitti. Zaten bütün suyunu alıyor. Uyandın aşkım. Peki. Açın baksana işte hemen yemek yapıyoruz.
Ve işte minimal şipşak kahvaltınız. Böyle tabak hazırlayınca hem ne kadar yiyecekseniz o kadar koyabiliyorsunuz. Bence ölçü ayarlama açısından da güzel. Mesela Burak'ınki de böyle. Birer dilimden fazla ekmek yemiyoruz artık. Şimdi buz attık. Portakal suyu da sıktı Burak. Özellikle çay da yapmadık. Güzelce emilsin. Yumurtamız da var çünkü demir. O zaman bize afiyet olsun. Bence MasterChef Türkiye bölümü. Ya şimdi orada eşkin duruyor. Tuz döktüm ama. Al. The program. Please. Yes. Oh, mislendi her yer. Şimdi gidiyoruz artık Burak'la beraber hazırlıklarımıza devam. Düşün, 3 akşamımız var yani yarından itibaren. Önce akşamları koy. Çok sıcak burası. Mantığıyla sesi gelebilir size ama şimdi ben altlarımı gösteriyorum. 2 saniye şunu kapatayım. Çok ses yapmasın. Şimdi yolculuk için şu elbisemi aldım. Bunu dönerken giyeceğim. O yüzden valize kaldırıyorum. Şöyle bir kombin yaptım Burak da görsün bir yandan. Şu kotumla. Bunlar Trendyol Milan'ın. Bir de şu satan bluz. Bu kadar güzel ki. Bakın şöyle. Bu ikili. Sonra bir akşam normalde bunun renklisini kahvaltıda giymiştim. Bu sefer akşam yemeği için kullanacağım. Şöyle lilasını sipariş vermiştim. Bu da ütülenecek. Ve son olarak bir tane de beyaz. Beyaz birleşik bir elbise. Şöyle düğmeli. Göbeği de açık duruyor. Yani ayrı ayrı takım gibi aslında. Biraz. Zaten 3 akşamımız var. Bunlar bu şekilde hallolmuş oldu. Şimdi onun dışında kahvaltıya giderken işte Deniz'le beraber kahvaltı gibi düşündüm. Onun için de şöyle yeni bir bikini takımı sipariş verdim. Bağlamalı. Ve bunun içerisinde de şöyle tarçın detaylar var. Bu ikiliyi kombiniyorum. 3 tane mayo, belki bir tane de fazladan alırım. Şu uzun kollu mayo. Aynen, ıslak çok durmuyorum ben çünkü mayoyla. Hemen hastalanırım. Şöyle bir uzun kollu mayo. Bunu geçen de giymek nasip olmadı. O yüzden bu tatile götürüyorum. Cıvıl cıvıl. Bunun da beline beyaz pareomu alacağım. Ya da beyaz gömleğimi alırım bilmiyorum. Sonra yine bu en sevdiğim bikini takımı. Mila'dan aldığım triko görünümlü şunu aldım. Buna da yine şöyle krem detayları olan bu şort eteği aldım. İkisini uydurdum. Şu mavi bikini takımımı alıyorum. 1, 2, 3. Bu da 4. Bu mavi bikini takımında altına kot giyerim. Üzerine de şu havlu kumaşlı sarı tişörtü aldım. Onun dışında bir tane de kırmızı bikinimi alsam mı almasam mı diye çok kararsızım. 4 yapıyor. Bir tane de onu alabilirim. Evet, bununla beraber 5. Bence yeterli zaten. 3 günümüz var. 2 tane de yedek koymuş olacağım. Şu kırmızı bikini takımı alıyorum. Bunun için siyah yine gömleğimi alıyorum. Şunu da alabilirim aslında üstüme bağlamak için. Tulum alacağım. Bunlar da böyle zamansız. İçine beyaz tişört de giymek için. Üstüne de giyilebilir. Bir de şöyle bir takım alıyorum. Bu da alt etek. Bunu da belki balayından. Balayı değil bu iki şey. Geçen seneki tatilden hatırlarsın. Bence çok hızlı hazırlandım. Bir de şurada böyle akşamları falan büyük ihtimalle sahil kenarında falan oturursak diye bir iki tane şey aldım. Oversize tişört. Bunu Burak'la giyeriz. Altıma yumuşak bir şort. Bir tane sweatshirt aldım. Yeni aldığımı yanımda götürüyorum. Bir de şöyle oversize'la tight. Yani büyük ihtimalle bunlar giyilmeden geri gelebilir. Ama her şey tamam. Gamze fanı. Videomu izliyor burada. Saat 2'de yayınlanacak. Yayınlanmadan mutlaka izliyoruz. Şimdi valizi açtım. Aynen, bu video seni ilgilendiriyor. Araba videosu. Şimdi eşyaları şuraya dizdik. Bakalım sığacak mıyız, sığmayacak mıyız? Bence çok rahat sığacağız. Bu kadar alacaklarımız. Çok da bir şey yokmuş kocacık. Terliklerimle iki, bu arada kombin değişikliği yaptım. O elbiseyi bıraktım. Onun yerine şu yeni şortumu aldım. Yine beyaz terliğimle giyebilirim. Şöyle göstereyim şu iki kombini.
Lila var. Lila'yı da onunla giyebilirim diye düşünüyorum. O yüzden bu sefer çok fazla bir şey almayacağım. Şu takımım var. Bu takıma da pembe sandaletlerimi alacağım. İşte bu kadar. Kıyafet kısmı bitti bile. Tamam. Vallahi sığdık bir valize. Şuna da terlik ve ayakkabılarımızı koyacağız. Çanta da çok almam. Bu kadar. Evet, bakım ürünlerini de hazırladım. Şimdi hemen size onları da göstereceğim. Yanıma neler aldım. Sonra bunları da zaten çantaya koyacağım. Şöyle bir tane oje çantası yaptım. İşte bunun içerisinde manikür falan için gerekli her şey var. Makas vesaire. Hep cıvıl cıvıl yaz renkleri aldım. Şöyle göstereyim. Ay. Turuncu ve lila oje var. Bir tane pembe ve bir de beyaz koydum. Bir de oje kurutucumu koydum. Aseton da var ama onu büyük olanı alacağım için mecbur. O bunun içerisine. Şöyle bir tane makyaj temizleme mendili aldım. Bunu da şey için aldım. Plaj çantamın içerisine koyacağım. İşte maskara sürdüğümde gözümün altına akıyor ya bazen. Onu silmek için şu toka çantası. Asetonu koydum. Bunun içerisinde de tokalar var. Şöyle. Şu küçük olanda da işte minik tokalar var. Of, neyse ki hallettik. Çok şükür bugün videomu yetiştirdim. Sabah erkenden uyandım ve her şeyi halletmeye çalışıyorum. Videomu yetiştirdim. Dün çünkü çok yorgundum ve uyuyakaldım. Sabah hallettim hepsini. Valizi hazırladık. Evi toparladık. Bir tek şeyleri götüreceğimiz iki parça şey var. Onları ütüleyeceğim. Onun dışındaki bütün ütüleri Sevinç ablaya bırakacağım. Şimdi kurutma makinesinden ses geldi hatta. Kurutma makinesi de bitti çok şükür. Şimdi hepsini ütüleyeceğim. Olarak şu bakın çantası var. Bu zaten hep dolu ve bu şekilde duruyor. Devamlı yeniliyorum. Parfümümü koydum. Küçük parfümümü. Onu çantaya alırım zaten. Duş jeli, makyaj temizleme jelim, makyaj temizleme suyum. Ondan sonra şampuan ve burada da saç kremim var. Bunun içerisine makyaj temizleme pamuklarımı koydum. Sonra iki tane maske. Biri Burak için, biri benim için. Bir tane böyle yapıyorum tatilde. Bir de göz altlarım şişerse şöyle bir maske. Bu mini boy rolon koydum bir tane. Diş fırçalarımız ve macun. Ve bir de son olarak nereye gidersem gideyim hep benimle olan kuşburnu çekirdeği yağım. Allah. Nemlendiricim ve göz çevresi nemlendiricim. Hepsi bu kadar. Onun dışında makyaj malzemelerimizi makyaj bedizime koyacağım ve hazırım. Onu da zaten akşam hallederim diye düşünüyorum. Şimdi bunları da kaldırıyorum ve işim bitiyor şimdilik. Şimdi elbisemi ütüledim ve saçlarımı halledeceğim hemen. Şöyle saçlarımı ıslak görünümle yapacağım. Arkaya doğru şöyle tarayacağım. Fahriye Evcen modeli tarzı. Ama önce bir saçlarımı güzelce tarayıp düzleştirmem gerekiyor. Düzleştireyim hafif. Öyle daha güzel durur diye düşündüm. Burada iş. Şimdi burada beraber hazırlanacağız. Elbisemi göstereyim size. Şöyle saten. Bunu Zara'dan almıştım. Belki hatırlayanlar vardır. Yırtmaçlı ve hafif uzun. Gerçekten çok şık. Gold bir ayakkabıyla ve krem gold bir çantamla kombinleyeceğim. Şimdi geldim. İhtiyacımız olan malzemeleri söyleyeceğim size. Saçımı hemen üstten üstten düzleştirdim. Yani öyle çok detaylı yapmadım incelmesin diye. Deniz tuzu köpüğünü kullanacağım. Buna ihtiyacınız yok ama çok güzel bir hacim veriyor. O yüzden ben bunu kullanacağım. Bir tane kuru şampuan. Birazcık hacimli durması için. Tabii öyle seviyorsanız hacimli duruşunu. Sonra brown şu şeyi kullanacağım. Saçı için kullandığı wax bu sanırım. Şekillendirici. Bunu kullanacağım. Tabii bunun yerine wax, jöle o tarz bir şey de kullanabilirsiniz. Şöyle bir tarağa ihtiyacımız var. Onu yedirmek için bir de şöyle bir iğne de tarak aldım yanıma. Öncelikle saçıma kuru şampuanı sıkıyorum. Kurudan ıslığa doğru gidelim. Türkiye de bize gelecek ve beraber hazırlanacağız. Furkan'ı da getirecektik ama o akşam çalışıyormuş 12'de. O yüzden motorla gelecek. Oğuz hepimizin arkadaşı. Şöyle kuru şampuanı önce bir dağıtalım. Bu aşamada size kalmış. Yapıp yapmamak.
Ama tabii bu saçın böyle iyice yapışık değil de biraz hacimli durması bence daha güzel. Evet, saçımı birazcık kabarttım. Şimdi her şeyi gösteriyorum size. Şu deniz tuzu köpüğünü kullanacağım. Önce birazcık hem ıslatmak için hem de şöyle hacimli ıslaklık görüntüsü vermek için. Ay, rahatladım. Şöyle birazcık geriye doğru yaptım ve kocamla saçlarımızı aynı yapıyorum. Şimdi şöyle biraz tarağıma sürüyorum. Saç şekillendiriciyi. İşte jöle vesaire artık hangisini kullanırsanız. Ve şöyle tarayacağım. Şu anlık şöyle görünüyor ama tabii bu görüntü değişecek. Makyajdan sonra şekillendireceğim. Şuraların iyice yapışıp şurasının bir tık kabarık durması gerekiyor. Şimdi bir makyajımı yapalım önden. Önce güzelce bir nemlendirelim. Ben zaten jöleli. Süngerimi ıslattım. Şimdi önce bolca baz uygulayacağım. Çek kapatıcılı bir fondöten süreceğim mat. O da ciltte belli olmasın, kurutmasın diye önden güzel bir baz yapalım. Önce fondöteni sürüyorum. Bu alışkanlık. Biel'in Infallible fondöteni. Sadece özel günlerde kullanıyorum ve süngerimi ıslattım. Baksan iyi olur. Güzelce yedirelim. Fondöteni güzelce yedirdim. Şimdi kapatıcı. Yine Infallible'ın kapatıcısını kullanıyorum. Fondötenini, arkasından da kapatıcısını. Bu çok yoğun. O yüzden çok fazla sürmüyorum. Hafif aydınlık yapmak istediğim yerlere de süreyim. Yine bunu da süngerle yayacağım. Şu kısmıyla. Şimdi Rukiye geldi. Arkada giyiniyor hatta. Ben de makyajıma devam ediyorum. Şöyle bu neyindi? Bir dakika. Pastelin likit farlarından süreceğim. Böyle goldlu ve yeşilli bir makyaj yapacağım. Bu böyle şey formunda likit. O yüzden çok güzel oluyor. Bunu parmağımla yedireyim. Falan da bir makyaj yapabilirdim ama daha saçım salaş olduğu için dedim makyaj da bir tık daha şey olsun. Sadece ışıltı olsun. Şimdi şu bir zamanların çok popüler paleti Wet n Wild'ın Comfort Zone paletinde bir yeşil renk var. O simli birazcık. Biraz onu uygulayayım. Böyle oldu. Parlak bir tane var. Bunu highlighter gibi göz pınarlarıma ve ortasına doğru sürüyorum. Yapalım. Çok hafif siyah geçelim olmazsa. Göz altıma. Onu şuradan aynaya bakmam gerek. Çok ince geçeceğim. Onlarla görüşmek. Aynen, bir de onlara sor bakalım. Ben size göstermek istiyorum ama hep yapamıyorum. Evet, eyeliner tamam. Biz evine falan çok gittik ya. Saçım durdukça daha güzel oldu. Ne kadar güzel. Aynen. Şimdi kaşımı yapıştıracağım. O gün bu arada sen müsait olur musun o otel için ayarlamada? Ben konuştum kanka otelle. Tamam. Da güzel olacak kız. Fotoğraf çekimi yapacağız orada hep beraber. Aynen. Fotoğraf çekecek. Kim çekecek? Hangisini ayarlıyordun? Varol. Varol. İstersek ama. Yeşil. Boş gibi geldi ama. Tak o İyi zaman. İyi mi böyle? Bir de kravat gidiyor. Hadi tak. Rick Ola sürüyorum, MAC. Ruj da tamam. Ama gelinliğim nerede? Bence sırım. Ha? Ne? Gelinliğim mesela. Senin ayakkabılığın gittiği kıza gitmiş olabilir mi? Niye? Ben öyle tahmin ediyorum. Ama öne de gitmiş de. Kıza demiş ki. Anlamıştır bu. Bu neresi ayakkabı koyacak? Evet. Hazırım. Şimdi size bir üstümü göstereceğim. Çok aydınlık oldu. Saçımı sevdim. Durdukça hoşuma gitti. Zümrüt yeşili. Aynadan da göstereyim. Aynen. Çantada bunu alıyorum.
Şöyle şey sap kısmını çıkardım tamamen şık olsun diye. Topuklarımı da giyince size göstereceğim. Şöyle bir aynadan da bakalım mı? Beraber hazırlandık. Bunlar da tam saten elbiseye uygun oldu. Bir şekilde oldum. Çıkıyoruz. Ve konvoydayız. Konvoy sonra direkt şey, düğün yerine geçecek değil mi? Düğün salonuna. Düğün yemekle. Önce yemek yiyeceğiz. Ondan sonra oyunlar başlasın. Oğuz'u tanıyorsunuz bu arada, düğünü olan arkadaşımızla. Hep İstanbul'a gittiğimizde evimde kaldığımız arkadaş. Hatta sevgiliyken bile gitmiştik. Bir yıl başında oradaydık. Sen Oğuz'u görünce hatırladın mı? Görünce hatırladım. Tanıdın mı? Salondayız. Dışarıda rüzgar birazcık saçlarımızı bozdu. Ay, ortamı göstereyim. Düğün öğretmen evinde bu arada. Yemek iyi olacak. Şimdi yemek bekliyoruz. Kahvaltıyla duruyorum. İnanılmaz acıktım. İşte size bahsettiğim meşhur etli çorbamız. Oh, Furkan da geldi. Furkan bay bay yap tatlım. Selam. Bu arada Furkan da tanıyor çünkü Oğuz'u. Oyun oynuyorlar hep beraber. Bayağı salonda doldu. Saatimiz kaç kanki? Saat 8.30. Ve daha anca yemek yiyoruz. İnanılmaz açız. Kahvaltıyla duruyoruz gerçekten. Hayır, o kadar çok çalkıyorduk ki. Nur Sena'cığım izle bizi. Senin yerine deyip içiyorum. Evet, senin yerine. Ayran içiyoruz. Ay kanki. Sayın Oğuz Ağar'ın söylemek istiyor musunuz? Evet. Sayın Oğuz Ağar demiş. Hiç kimsenin baskısı altında kalmadan özgür iradeniz ve kendi kararınız ile Sayın Şahsen Gönül Ağar ile evlenmek istiyor musunuz? Evet. Sesleri eşliğinde videomu bitirmeye geldim. Çok yorgun olduğum için uyuyakalmışım düğünün olduğu gece ve bataryam bittiği için düğünde daha fazla çekim yapamadım aslında. Ama böyle hem sıkıcı olmasın istiyordum. Çok uzatmaya da gerek yok. Aklımızda aşırı eğlendiğimiz güzel bir düğün oldu. Zaten önümüzde çok fazla düğün var ve sizin özellikle tanıdığınız mesela Rukiye ve Ercan'ın düğünü, onlarınki köyde olacak ama Hande ve Ethem'in düğünü, onların düğünlerinde zaten uzun uzun bol bol eğlenmeli çekimler yapacağım. O yüzden bu çekimimiz de bu şekilde oldu. Şu an oteldeyiz. Ben dediğim gibi uyuyakaldığım için videonun kapanışını yapamadım. Videoyu evde yüklemeye koyacaktım. Otelin internetinin nasıl olacağını bilemediğim için aslında. Ama tabii uyuyakalıp sabah da 7'de yola çıkınca tatil için sizin bir sonraki izleyeceğiniz vlogtan size gelecekten merhaba diyorum aslında. O yüzden buranın internetinden yükledik. Otelin interneti gerçekten bayağı kötüymüş ve çekmiyor yani. Otelle ilgili de çok fazla mesaj alıyorum ama bütün detaylar sonraki vlogta olacak. Şimdilik size burada veda ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Çeklerde olsun istedim kanalımda. Onun dışında zaten çok güzel videolar gelecek. Beklemede kalın. Bayram öncesi hazırlıklarımız birçok şey. Bayram sonrasında da yine devam ediyor olacak. O yüzden takipte kalın. Sizleri seviyorum. Kanalıma abone olup beğen butonuna basarsanız beni mutlu edersiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere ve beni şu anda neler yaptığımı merak edenler Instagram'dan takip edebilir. Kocaman öpüyorum. Sevgiyle kalın.